Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bodrum'dayız. Cennet Koyun'dayız şu an. Bugün tatilimizin 3. günü. İlk 2 gün bir şey çekmedim ama kısa özet geçeyim. İlk gün Urla'da kaldık, Ada Camping'de. Demircili Koy'da kaldık ilk gün. Ada Camping'de kaldık ama işletmeye alakalı şunu söyleyeyim. Yani kötü değildi aslında. Zaten bizden başka çok az insan vardı, sakin. Güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Biraz serin, yani koyda olduğu için soğuk oluyor geceleri falan. 80 lira çadır aldı sadece bir gecelik. Kişi başı almadı, yani çadır fiyatı aldı. Böyle sıkıntılar oldu. Yani tuvalet çok hijyenik değildi. Mutfak yoktu. Restoran vardı sadece. Ortak buzdolabı alanı, işte duş vesaire vardı ama çok iyi değildi. Mesela saat 9.45 gibi falan dolabı kullanmaya kalktığımızda kapalıydı. Restoranın içindeydi çünkü dolap. Kapatmışlardı, kullanamadık. Çok verim alamadık ama görsel olarak çok güzel bir yerde. Gecesinde ertesi günü biraz orada vakit geçirip Bodrum'a geldik. Türkbükü kampingde kalıyoruz şu an. Şu anki izlenimimiz aşırı güzel. İnsanlar çok tatlı. Gelir gelmez hemen işte yardımcı olmaya falan çalıştılar. Şimdi Cennet Koyu'ndayız. Cennet Koyu ile Türkbükü kamping arası 10 dakika falan. Çok kısa bir mesafesi var. Burası zaten çok güzel. Türkbükü kampingde de tuvaletler, duşlar, mutfak vesaire çok temiz, çok hijyenik. Hele bu virüs zamanı daha da dikkat ediyoruz tabii. Alan çok küçük ama. Yani çadırlar dip dibe, çok fazla çadır almıyor. Yani toplasan 8-10 tane belki çadır alır. Çok fazla o yüzden insan yok. Sakin, manzarası çok güzel. Gecelik kişi başı 50 lira. Ne çalıyor? Ben şunu duyuyorum. İşte kişi başı 50 lira verdik. 2 gece için. Ama pardon. 2 gecelik fiyat verdik şu an ama şu an çok beğendiğimiz için belki bir gece daha kalabiliriz. Buradan ya Fethiye ya Antalya. İkisine birden gitmek istiyorduk aslında. Bir haftalıktı bu tatil. Ama Antalya gideceksek 1-2 gün içinde değecek kadar bir yol yapmış olmuyoruz bir hafta içinde. Yani yorulacağımız için. O yüzden seneye başka bir zaman Antalya'ya gelmeyi düşünüyoruz. Duydum. Evet, güzel şarkı. Diğer türlü vaktimizin çoğu yolda geçeceği için ikisinden birini tercih edeceğiz. Bakalım, seneye daha uzun bir kamp tatili düşünüyoruz. İlk kamp deneyimimizdi bizim. Yani daha öncesinde ben annemlerle vesaire gitmiştim ama bu şekilde gitmemiştim. O yüzden böyle tek tük aksaklıklar oldu, işte marketten şunu alamadık vesaire. Özellikle kamp alanlarına bakarken mutfaklı olan yerlere bakmaya çalışıyoruz. Koy'dakinde ortak mutfak yoktu dediğim gibi. Kendi yemeğini yapamıyordun ama bu Türkbükü kampingde ortak mutfak alanı var. Sabah kahvaltımızı falan kendimiz yaptık. Şimdi akşam yemeğimizi de kendimiz yapacağız. O yüzden çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Hiç sevmem. Fotoğrafçıyız. Çok güzel fotoğraflar çek. They gave me sugar to stay silent, rewarded miles to bend my knees into the darkness that I see.
almışım. Her gıcık koyundayız şu an. Cennet koyuna göre çok daha sakin. Çünkü yollar çok bozuk olduğu için çok fazla insan gelmiyor diye tahmin ediyorum. O yüzden daha sakin. Çok az insan vardı. Hele virüs zamanında daha da önemli. Ama normal zamanda da ben böyle çok insan olan yerleri sevmiyorum. O yüzden güzel bir yer. Ama ağır olarak, görüntü olarak Cennet koyu buradan daha güzel bence. Ama su çok ılıktı. Buradan sonra da yarın, bu akşam da Bodrum'dayız. Yarın Fethiye'ye geçiyoruz. Bence burası mı daha güzeldi, Cennet koyu mu? Ne açıdan? Yani genel bir yorum yap. Mesela Cennet koyunda ormanlar daha yakındı. Evet, daha güzel bir görüntüsü vardı değil mi? Daha güzeldi, evet. Evet. Ama burada da su çok berrak. Evet. Çok, ve daha mı sıcak burası? Ve daha sıcak. Aynen, daha sıcak. Daha sıcak. Onun haricinde... Geliş olarak burası daha zordu. Evet, yol daha kötü. Cennet koyunun yolu çok kolaydı. Evet. Çok kalabalıktı sadece orası. Ama işte yolu bozuk olduğu için de burada çok daha az insan vardı. Az insan daha çok keyif demek. Doğru, evet. Orada çok insan vardı mesela, çok fazla. Yani sandalyeler atacak yeri zor bulduk yani. Onu evet, doğru. Çekemedi Sayın Bilgis Çakmak ama sandalyeleri zor attık. Burada mesela her yere atabilirdik çünkü çok az insan vardı. Evet. Ya bak, çek etrafı, çek. Bak, kimsecikler yok. Evet, kimse yok işte. Sadece şurada tekneler var. Mesela... Onun şey, kimse yok. Burası daha az rüzgarlıydı. Aynen. Orası daha, çok esiyordu. Daha az dalgalıydı. Aynen, doğru. Yani şey olarak, deniz olarak daha güzel. Evet. Ama görüntü olarak kesinlikle Cennet koyu daha güzel. Evet. Yani çünkü işte ormanlar daha yakın. Aynen, çok yakın. Burada çok uzak çünkü, göremiyorsun yani. Orada direkt dibinde orman. Ve her yerde olduğu gibi sansürlemek zorundayım. Çok ağır küfürler edebilirim normalde ama şerefsiz diyeyim, şerefsiz insanlar. Mesela şuralara falan, şuraları çeksene. Şuralara. Yani oralara falan bir sürü çöp atmışlar. Evet, her yerde var ama. Yani biz sürekli çöp toplamaya çalışıyoruz. Evet. Atmayın. Cennet koyunda da vardı ama bayağı. Atmayın yani. Vardı da ya, burada da çok var. Her yerde var işte. Her yerde atıyorlar. Evet. İnsan kötü yani. Biz atmıyoruz. Çevreci reis. Genel değerlendiriyoruz böyle. İki taraf da güzeldi. Evet, güzel. İki taraf da güzeldi ama ikisinin de artısı eksisi vardı yani. Biraz kamp alanını tanıtayım size şimdi. Burası ortak buzdolabı içecekler için. Burası ortak mutfak alanı. Burada tencere, tava vesaire var, herkesin kullanımına uygun. Burada ortak buzdolabı var. Burası tuvaletler. Burada tek kullanımlık tuvaletler var. Yine peçete falan hep var. Burası da lokomotik. Şu ilerisi duş. Soyunma kabini falan var.